Merhaba arkadaşlar, ben Abdülkerim. Bugün sizlere Hoca'dan aldığım bir sürü kartı göstereceğim arkadaşlar. Yaklaşık bir 7-8 tane var. Şu anda şöyle bir ekran kartım var arkadaşlar. 512'lik. Bu çalışıyor, bunu denedim. Bu çalıştı. Çalışacağını umuyordum ama şöyle bir ekran kartı. Bu pek bir işime yaramayacak arkadaşlar. Bunları neden aldım? Bunları içindeki parçalar, bileşenler için aldım. Çünkü ilerleyen videolarda bu yeni nesil anakartların tamirinde bunları çok işime yarayacak. Bunlar ileriye dönük yatırımlar. Tabii 512 MB kullanılır mı? Kullanılır. Bir arkadaşıma bilgisayar kopladığım zaman bunu takarım. Yani ofis için ideal bir ekran kartı arkadaşlar. Böyle orta seviyede oyunları da oynatabilecek. Böyle yüksek ayarlarda oynayamazsınız da yani. Yüksek ayarlarda oynatabilecek bir ekran kartı. Şimdi de aynı 512'lik bir ekran kartı. Bunu da Hoca'dan aldım. Bunların toplamını 30 liraya aldım arkadaşlar hepsini. Bu da yine 512'lik bir ekran kartı arkadaşlar. Bu şuna göre biraz daha iyi yani. Bu çalışmıyor arkadaşlar. Bunu denedim. Bu çalışmadı. Bunlar da yeni nesil, gördünüz mü? Şu kentliklerden anlayabilirsiniz. Bunlar yeni nesil bilgisayarları olabilir. Yani yeni nesil anakartları olabilecek ekran kartları. Ama başka neyimiz var burada arkadaşlar? Şurada şurada çok iyi bir ekran kartı arkadaşlar. Sayılır yani. Çoğu oyunu oynatabilecek. Yine orta ayarlarda yani. Yüksek ayarlarda değil de yine orta ayarlarda oynatabilecek bir ekran kartı. 4000 GB. Bunu çalışmıyor ama çalıştırdım. Sorun şuradaki çipleriymiş arkadaşlar. Bunu bilemem de bundan eski ekran kartlarından bunu taktığım zaman sorunu çözdüm. Bunu kendi bilgisayarımda bile kullanabilirim yani. Bu gerçekten iyi. Çünkü üzerinde HDMI çıkışı var. Yani bu HDMI çıkışı olduğu zaman ben iyi bir ekran kartım diyor arkadaşlar. Bu da 1 GB. Bunlar yeni nesil arkadaşlar, gördünüz mü? Bir tane kentik var. Yani yeni nesil anakartları olabilecek ekran kartları. Sonra eski nesiller var arkadaşlar. Bunlar da eski modeller. Gördünüz mü? 1, 2, 3 tane çentik var. 3 tane çıkıntı var. Bunlar da eski anakartları olabilecek ekran kartları. Bu da 256 MB sanırım. Evet, 256, yok. 128 MB. 128 MB'miş arkadaşlar. Sırada bir ekran kartımız daha var. Bu kaç megabaytmış? Bu da eski nesil. Gördünüz mü? 1-2-3 tane çentiği var. Bu neymiş arkadaşlar? Aa, bu 128 megabayt 64 bit. Bu bundan biraz daha iyi arkadaşlar. Bakın bu kaç bitmiş? Evet, bu bunda bit bile yazmıyor arkadaşlar. Bu bundan iyi yani, 64 bit. Bu da eski bir model. Sırada şöyle bir LAN portumuz var arkadaşlar. Diyorum, internet LAN portu. Bu da iyi bir şey. Yani bunu taktığınız zaman bilgisayarınıza internete bağlanabiliyorsunuz. Şimdi şöyle bir de telefon bağlantınızı bilgisayarınıza taktığınız zaman, eğer telefonda internet varsa, normal telefon bağlantınız, yani telefon girişi var ve çıkışı var. Yani bunu taktığınız zaman direkt telefon bilgisayarınıza internet sağlıyor. Yani şeysiz, modemsiz. Yani bu bir nevi bir modem. Bunu hemen kullanacağım zaten arkadaşlar. Yani direkt arada bağ olmaksızın internete bağlanabiliyorsunuz.
Şu çok ilgimi çekti arkadaşlar. Yani bu makine çalışıyor. Bu da çok güzel şekilde çalışıyor. Bu da 3.0. Bir USB kartı arkadaşlar. Bunu bilgisayarınıza takıyorsunuz. İki tane 3.0 yüksek hızlı flash USB girişleriniz oluyor arkadaşlar. Bu da çok çok eski bir ekran kartı. Yani ekran kartı büyük diye iyi bir şey yok arkadaşlar. Yani ekran kartı da büyük olursa olsun. Megabaytı çok düşük olabilir. Bu kaç megabaytmış mesela arkadaşlar? Burada yine 128 megabayt. Ama yani bayağı bir eski. Bunun üstündeki birleşenler işime yarayacaktır. Ve son olarak da buldum ama çalıştıramadım. Bir TV kartı var arkadaşlar. Buradan mesela anten uyguluyu buraya bağlıyorsunuz. Ve bilgisayarınız uygu televizyonunu oluveriyor arkadaşlar. Ama işte bunu programını bulamadım. Çalıştıramadım. Galiba şuraya bir kart takmak gerekiyor. Bakacağız yani. Mesela bunları bir anakartın üstüne koyduğumuz zaman nasıl gerekiyor bir bakalım. Şimdi mesela bunu takabilmek için arkadaşlar şöyle bir girişimin olması lazım. Bunu şöyle takıyorsunuz. Ve bilgisayarınız 3.0 iki tane USB takmış oluyorsunuz arkadaşlar. Mesela ekran kartımızı şuraya takıyoruz. Şöyle şu şekilde. Ben yeni nesilim diyorum, gördün mü arkadaşlar? Bir tane uzun, bir tane kısa olduğu zaman ben yeni nesilim diyor. Bunu böyle buraya takabiliyoruz. Sonra yeni kartını böyle şuraya takabiliyorsunuz arkadaşlar. Şurada şöyle bir giriş var. Gördünüz mü? Yani ben buraya uygunum diye. Bunu da böyle buraya takalım. Son olarak da Ethernet kartımızı takalım. Gördüğünüz bütün girişleri doldurduk anakartta arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 tane kart taktık. Bir ekran kartı, bir USB kartı, biri DV kartı, diğeri ise LAN kartı. Bir tane de genelde şey oluyor arkadaşlar, onu bulamadım ya, çok aradım ya. Ses kartı oluyor. Onu bulamadım. Ve bu kartların çoğu da çalışıyor. Ve bunları parçanın yakında kullanacağım. Böyle sizinle paylaşayım dedim. Hem bir de yani bilgisayarınızı her türlü kartı takarak yeni donanımlar kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar.